O zamanlarda da hep kendine ait kaçıp saklandığım bir yerler vardı. Hep kendi içinde yaşadın. Hep kendi kararlarını kendine aldın. Hiç karıştım mı sana? Sabah beni bu kadar yanlış anlamasaydın yine bir şey söylemezdim. Ben sadece sana yardım etmek istedim. Beni bununla mı cezalandırıyorsun ha? Ha? Bak bu aramızda kalacak. Ben senin... Ne anne ne? Ne sen benim ne? Ya bak, bak sen beni 10 yaşındayken tanımayı bırakmışsın anne. Ne aramızda kalsın diyorsun be? Ne aramızda kalacak? Sen benim abimin karısına aşık olduğumu düşündün. Bunu kondurdun bana. Okuduklarım mı? Anne onlar çok saf. Onlar çok masum şeylerdi. Evet Süreyya benim için çok kıymetli. Evet. Ama abimin karısı olarak. Abim onu bu eve getirdi. Ben onların arasındaki o büyüyü sevdim. Süreyya'nın o yaratma gücünü sevdim. Abinin ona sahip çıkma gücünü sevdim. Ama... Ne ama anne? Ama ne? Ben onu tanıdım da kim olduğunu bilmiyordum ki. Sonra abim onu elinden tutup getirdiğinde benim içimde bir acaba bir ama kalmış olabilir mi anne? Sen bunu mu düşündün? Sen nasıl düşünüyorsun bunu? Ben... Oğlum ben demiyorum ki sen Süreyya'ya yan gözle bakıyorsun. Ama yerine ne koyarım, neden, nasıl koyarım bilmiyorum yazmışsın. Kalbini okuyamadın, kimsenin satırlarını okumayacaksın. Ya bak sen benim elimdeki o masal küresini aldın, böyle yere fırlattın. Şimdi ben nasıl bakacağım onların yüzüne? Sen benim hissettiğim her şeyi böyle yanlış anlarken ben nasıl bakacağım onların yüzüne? Nasıl uyuyacağım, nasıl uyanacağım aynı çatının altında? Hı? Bak o kürenin şimdi o bütün parçaları benim kalbime böyle batacak. Tekrar tekrar kalacak. Ya sen benim elimdeki masumiyeti aldın. Bak benim için bu evi bitirdin. Böyle yaparak kendini bitirdin. Bu intibayla beni bitirdin. Sen bunu idrak edebiliyor musun? Şimdi lütfen çık. Bir daha da benim alanıma sakın girme lütfen.